Evet, Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak ilk kez bir mezuniyet töreninde konuşma yapacağım için en az mezun olan yeni öğrencilerimiz kadar heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Değerli anneler ve babalar, sizlerin bugün çok mutlu, gururlu ve bir o kadar da heyecanlı olduğunuzun farkındayım. Vermiş olduğunuz desteklerle gençlerimizin gerekli vasıflarla donatılmış bir şekilde ülkemize kazandırılmasında çok önemli roller oynadınız. Şüphesiz ki bugün paylaştığımız başarının asıl mimarı sizlersiniz. Şu anda görmekte olduğunuz tablonun çekmiş olduğunuz her türlü sıkıntı ve yorgunluğunuzu hafifleteceğine inanıyorum. Meslek Yüksekokulumuza güvenip ailenizin en kıymetli üyesini 2 yıl boyunca emanet ettiğiniz için sizlere içtenlikle teşekkür ediyorum. Öğrenciler, bugün sizler için hayatın dönüm noktalarından bir tanesinde sizlerle beraber olmaktan gerçekten de çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hayat doğumdan ölüme kadar bir mücadele. Hepimiz doğduğumuz andan bu hayattan göçüp gidene kadar elimizden geldiğince güzellikleri ortaya koymak, bazı işleri başarmak, bazı işlerin içinde olmak için gayret gösteriyoruz. Bugün yüksek öğrenim kısmının bitirilmesi yeni bir hayata, yeni bir başlangıca, yeni bir geleceğe doğru yelken açmak üzere. Sevgili öğrenciler, esasında bir yerleşim yerinde bulunan üniversite ya da meslek yüksekokulları bulundukları il ve ilçenin sosyal, kültürel, ekonomik yaşamına yön verdiği gibi buna benzer bilimsel çalışmalarla ve ilmi katkılarla da o yerin geleceğini şekillendirmektedir. Bu yönüyle ilçemizde bulunan yüksekokulumuzun çalışmalarını ve sonuçlarını iyi okumamız ve önerileri dikkate almamızda sayısız faydalar olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin ilçemize katkısı, sosyo-kültürel çeşitlilik ve katkı çok önemlidir. Bu noktadan meslek yüksekokulumuz ve değerli öğretim üyelerinin emek adına yapacağı tüm çalışmalara katkı sağlayacağımızı ve daima yanlarında olduğumuzun bilinmesini isterim. Evet, meslek yüksekokulumuzun öğrenimi yaşamımız boyunca Emet ilçemizin havasını teneffüs etmiş, suyunu içmiş, termal turizm potansiyelini görmüş, bor madenini tanımış, orman ve yaylalarında piknik yapmış, değerli bir misafirimiz olmanızdan dolayı daima mutluluk duyduk. Sizler gibi genç, dinamik, hayatı seven, kendine ve şehrine sahip çıkan ve Emet ilçemizin tanıtımı konusunda yardımlaşacağımız birer gönüllü elçimiz olarak gördüğümüz ve sizleri emetimizden uğurlarken her zaman kapımız ve gönlümüzün görüşünüze açık olduğunu bilinmesini istiyoruz. Bir mezuniyet sevincini yeniden yaşamak üzere burada bugün birlikteyiz. 386 gencimizi Türkiye ekonomisine kazandırmanın kıvancı içerisindeyiz. Kendinize göre bir dünya kurmuştunuz. Bugün umuyorum bu dünyayı gerçekleştirmiş olarak, bu hayalleri gerçekleştirmiş olarak, gerekli bilgi donanımını edinmiş olarak buradan ayrılıyordunuz. Öncelikle Emet Meslek Yüksekokulu Okul Birincisi olarak sizlere hitap etmekten büyük bir mutluluk duymaktayım. Beni ve sanıyorum bütün arkadaşlarımı şu günlerde hüzünlendiren bir dönemdeyim. Hayatımızın bir sayfasını acı tatlı anılarla kapatıyoruz. Diğer sayfasını yeni beklentiler ve umutlarla açıyoruz. Bu yeni dönem umarım benim ve mezun olan her arkadaşım için başarı ve mutluluğu beraberinde getirir.
Ben her şeyden önce çocuk gelişimi bölümü öğrencisi olarak mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesçe de malumdur ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti özellikle Türk gençliğine armağan etmiştir. Unutulmamalıdır ki atamızın tarif ettiği gençliğe ulaşmadaki ilk basamak özgür, yaratıcı ve erdemli bir şekilde yetiştirilen çocuklarla mümkündür. Beraber bu dönemde de en tepedekilerin göz yumması nedir? Açıklayın bizlere. Yanılgılar ve bu güç kırıklıkları oldukça hayatımızda aydınlık hayallerimiz eksiliyor her an, her dakika. Aramak lazım en doğruyu ve kaybetmemeli umudu. Sevmeli insan ve yaşamalı hayatı dolu dolu. İnanırsan bunlara bir adım öncesin unutma. Gün geride kaldı. İnan yarınlar güzel olacak. Deniz kıyısında mavinin sonsuzluğuna bakıp dalgalarla kendi hayatının rengini arayan, aradıkça kendi benliğini bulan, ellerini semaya açıp her yalvarışında Allah'ın yolunu arayan, rahmet yağmurlarına tutulan, rızasız yol almamaya çalışan. Şimdi hep birlikte sayıyoruz.